Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bakı ziyaret etti. Ziyarette planlanan yatırımlar masaya yatırılarak yapımının hızlandırılması noktasında destek istendi. Ziyarette Ergan Dağı Kayak Odası, Binicilik Tesisi, Off-Road Pisti Yapımı ve 380 kişilik tribün yapımı konusunda istişarelerde bulunuldu. Milletvekili Süleyman Karaman, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi. Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak Beyefendi'yi ziyaret ettik. İlimizde Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto destekleriyle planlanan Ergan Dağı Kayak Odası, Binicilik Tesisi, Offroad Pisti Yapı ve 380 kişilik tribün yapımları konusunda istişarelerde bulunduk. Çok olumlu geçen görüşmemiz hususunda Sayın Bakanımıza konulara ilgisi, desteği ve misafirperverliği için teşekkür ederim. Her şey Erzincan için. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi. Başkan Aksun, şehrin çeşitli bölgelerinde belediye tarafından tamamlanan ve devam eden projelerin son durumunu yerinde görmek amacıyla bir inceleme gezisi gerçekleştirdi. Aksun'a incelemelerde belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Aksun, inceleme gezisinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bugün belediye meclis üyelerimizle birlikte şehrimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları detaylı bir şekilde yerinde görmekten memnuniyet duyduk. Belediyemiz tarafından tamamlanan ve devam eden projeleri titizlikle takip ediyoruz. Hemşehrilerimizle en iyi hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin gelişimine katkıda bulunmak ve halkımıza daha iyi yaşam alanları oluşturmak için tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların temelinde belediye meclisimizin aldığı kararlar büyük önem taşımaktadır. Belediye meclisinin katkılarıyla gerçekleştirilen projelerimiz şehrin gelişimine katkı sağlıyor. Erzincan Belediyesi, kent genelinde daha kullanışlı ve modern yollar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından açılan ve genişletilen yollarda sıcak asfalt çalışmaları yapılarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuluyor. Sıcak asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Erzincan Belediyesi tarafından şu açıklama yapıldı. Daha modern ve kullanışlı yollar için çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz şehrimize değer katmaya devam ediyor. Açılan ve genişleyen yollarda sıcak asfalt serim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekiplerimiz vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Erzincan Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışımızla mahallelerimizin yaşam kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yol projeleri ve asfalt çalışmalarıyla yollarımızı daha modern ve dayanıklı hale getirirken halkımızın memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde 2024 Haziran ayında 79.313 konut satılırken Erzincan'da ise 249 konut satışı gerçekleşti. Erzincan'da 2023 Haziran ayında 235 olan konut sayısı 2024 Haziran ayında artarak 249 oldu. Satılan 249 konutun 110'u ilk el satış olurken 139'u ise ikinci el satılan konut oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79.313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13.025 ile İstanbul, 6.866 ile Ankara ve 4.361 ile İzmir olurken en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 545.074 olarak gerçekleşti.
24 Erzincanspor bu sezon hazırlıklara daha erken başlayarak transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Kırmızı Siyahlılar son olarak 5 oyuncu daha transfer etti. Kepespor'dan Ozancan Dursun, Denizlispor'dan Muhammed Özkal, Çaykur Rizespor'dan Eren Emre Aydın, yine 24 Erzincanspor'un eski oyuncusu Yasin Dülger ve Nazilli Belediyespor'dan Recep Efe Kocak transfer edildi. Transferler ise sosyal medya üzerinden böyle duyuruldu. İyiyim ben de. Gelmiyor musun? Şehir nasıl? Şehir çok güzel, stadyum çok güzel, atmosferin de çok güzel olacağına inanıyorum burada. O zaman ben de hemen yola çıkıyorum. Taraftarımızla beraber güzel başarılara koşalım inşallah. Hadi bekliyoruz seni. Hadi görüşürüz. Başlan yazacak şimdi. Taraftarın hep seninle şanlı Erzincan.